Bir önceki videoda gördüğünüz örnekleri düşünerek, bir sayı ya da ölçtüğümüz bir şey için anlamlı sayılabilecek kaç tane basamak ya da rakam vardır onu bulalım. Bunu incelerken de bu konuda bazı kurallar bulup bulamayacağımıza bakacağız. Evet, sıfırdan farklı olan ya da başka rakamların arasında yer alan sıfırlardan oluşan her rakam anlamlıdır. Mesela burada 7 ve 5 anlamlı ve bunların arasındaki sıfır da anlamlı bir rakam. Bunu hemen yazalım. Sıfırdan farklı rakamlar ve başka rakamların arasındaki sıfırlar anlamlı rakamlardır. Evet, bu çok açık. Şimdi de başka rakamların arasında olmayan sıfırlarla ilgilenelim. Bu biraz daha karmaşık. Mesela baştaki sıfırlar. Sıfırdan farklı rakamlardan önce gelen sıfırlar. Bunlar, bunlar, hep baştaki sıfırlar. Burada başta sıfır yok. Burada da, burada da ve burada da. Her durumda baştaki sıfırlar anlamlı değildir. Bunu da yazalım buraya. Baştaki sıfırlar anlamlı değildir. Geriye, yani elimizde sıfırdan farklı rakamlar ve aradaki sıfırlar var. Baştaki sıfırların anlamlı olmadığını az önce söyledik. O halde geriye sondaki sıfırlar kaldı. Sıfırdan farklı son rakamdan sonra gelen, o rakamın sağında yer alan sıfırlardan bahsediyorum. Mesela bunlar. Burada iki tane var. Burada da üç tane. Evet, sondaki sıfırlar. Bunlarla ne yapacağız? İşte size bir kural. Eğer virgül varsa, bu sıfırları sayın. Evet, o zaman bu sıfırlar anlamlı olur. Anlamlı. Ama virgül yani ondalık işareti yoksa, o zaman durum biraz karışık. Tam olarak emin olamayız. Bakın, Mesela burada ondalık virgülü var. Onun için burada sondaki sıfırlar anlamlı olur. Evet bu sıfırlar yaptığımız ölçümün kesinliğini artırır. Burada da virgüllü bir sayı var. O halde bu sıfır da anlamlı bir rakam. Burada da aynı durum söz konusu. Burada sonda sıfır yok. Son olarak buraya bakalım. Sonradan bu sayının sonuna bir virgül eklemiştim. Eğer sayı bu şekildeyse bu sıfırları saymamız gerekir. Ama virgül olmasaydı, yani bu sayı 37 bin olsaydı, işte o zaman belirsiz bir durumla karşı karşıya olurduk. Ve başka bir bilgi verilmemişse, o zaman bu sayının yaklaşık bir ölçüm sonucu olduğunu düşünürdünüz. Yani bu ölçüm çok kesin bir ölçüm olmazdı. Yaklaşık olarak 37 bin elde ettiklerini düşünürdünüz. Evet, tekrar ediyorum ondalık virgülü yoksa durum biraz belirsiz oluyor. Tam olarak ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Elinizdeki bilgi tam olarak ne ifade ediyor emin değilsiniz. Bu durumlarda daha garantili olan sıfırları saymamaktır. Eğer bir ölçümün olabildiğince kesin olmasını istiyorsanız ondalık işaretini koymalısınız. Bunu belirtmek için özel bir gösterim vardır. Diyelim ki bir ölçüm yaptınız ve sonuç 56 bin. Evet, altının son anlamlı rakam olduğunu belirten gösterimde, altının üzerinde ya da altında bir çizgi görürsünüz. Bu son derece faydalı bir gösterimdir. Çünkü böylece yaptığınız ölçümün kesinliği hakkında karşı tarafa bir fikir verirsiniz. Belki binler basamağına kadar bir kesinlik elde ettiniz. O zaman yine 56 bin yazıp bu sıfırın üzerine bir çizgi koyarsınız. Tabii isterseniz altına da koyabilirsiniz. Böylece ölçümü gören başka biri bu sıfırın son anlamlı rakam olduğunu anlayabilir. Kısacası böyle bir şey görürseniz 3 anlamlı rakam vardır diyebilirsiniz. Aslına bakarsanız bu sıklıkla kullanılan bir gösterim değildir. Üç anlamlı rakam olduğunu göstermenizin daha iyi bir yolu bilimsel gösterim kullanmaktır. Bu konuda ayrı bir video var. Ama kısaca bahsetmek gerekirse bunu 5,60 çarpı 10 üzeri 4 olarak yazabilirsiniz. Doğru değil mi? 4 kere 10 ile çarparsak virgül 4 basamak ilerler ve 56.000 elde ederiz. 5,60 çarpı 10 üzeri 4. Eğer kafanız karıştıysa lütfen bilimsel gösterimle ilgili olan videoyu seyredin. Bir sayıyı bilimsel gösterimle yazdığınızda, o sayının kesinliğini ve kaç tane anlamlı rakam olduğunu açıkça göstermiş olursunuz. Size bu anlamlı son rakamın üzerinde ya da altında çizgiler olan, güncel olmayan gösterim yerine sayıyı ondalık sayıya çevirip bilimsel gösterimle yazmanızı öneririm. Böylece kaç tane anlamlı rakam olduğunu açıkça göstermiş olursunuz. Evet. Umarım bu video yararlı olmuştur. Önümüzdeki videolarda anlamlı rakamların neden önemli olduğunu incelemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.